Sevgili Başaklar, abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmayın. Güzel ve bereketli hedeflerinizin, arzularınızın, yapmak istediğiniz başarılarınız için güzel başlangıçlar yapacağınız ve günümüzü, hayatımızdaki kimler kalacak, kimler gidecek, iş alanımızla ilgili beklentilerimizle ilgili neler size fırsat yaratacak tek tek anlatmaya çalışacağım. Özellikle diplomatik konularla alakalı çalışan, siyasette olabilir, devlet alanında diplomatik, konsolosluk da olabilir, herhangi bir noktada çalışıyorsanız bunlarla bağlantılı bazı gergin ve iş alanındaki gerginlikler ve yaşanacak krizlere gözünüz açık olmak zorunda. Sizinle alakalı zorlayıcı diyaloglar, zorlayıcı iletişimler sizi yıpratmaması gerekiyor. Gözümüzü dört açacağız bu sektörde çalışıyorsanız ve bu arada da kendi iş alanınızla ilgili, mesela diyelim ki finans sektörü, insan kaynakları, muhasebe bölümündeyseniz ya da bankada çalışıyorsanız, bankanızın size sunacağı ya da bulunduğunuz firmanın size sunacağı fırsatları doğru değerlendirmeniz lazım. Çünkü rütbeniz yavaş yavaş doğru kavuşuma ilerleyecek. Ve bu kavuşumla birlikte siz yerinizin sağlamlığını, hak ettiğiniz ödülleri yavaş yavaş yerine almayı hak kazanacaksınız. Geçmiş iş konularımızla ilgili mahkemesel evrak ve haklarınızla alakalı mücadele ettiğiniz davalarınızla ilgili de devam edecek bir yıl. Zaferinize ulaşmak için 2024 bu konuda daha sağlıklı gözüküyor. İnşaat sektörü, alım satım sektörü ya da uluslararası ihracat sektöründeyseniz şirketinizin size dış sahalarla alakalı yaratacağı çok güzel imkanlar var. Hem rütbeniz hem de yeriniz bu konuda rahatlığa erişecek. Özellikle yurt dışı ile ilgili iş bağlantılarımızın yoğun olacağı, devamlı yazarak, mailleşerek, haberleşerek telefon trafiğinin çok yoğun olacağı bir yıl olacak. O yüzden telefonunuz mu değişecek, bilgisayarınız mı değişecek, hazırlıklı olun. Üstünüze iş konusunda çok büyük yükler oluşacak diyorum. Evet, uluslararası ihracat alanında müdür yardımcısıysanız ya da yerinizde yetkilenmek istiyorsanız Nisan ayı bu konuda hayırlı ve aydınlık olacak. Yalnız şirketinizin maaş politikası ile ilgili rahatsızlıklarınız var ve primlerinizle ilgili ödenmesi gereken noktalarda da isyan bayrağı içerisindesiniz. Mayıs ayına kadar bu primlerinizin %70'i yatmış olacak. Eylül'de tamamı yatmış olacak. Panik yapmanızı istemiyorum diyorum. Özellikle kendi işinizi yapıyorsanız ortaklı ve büyütmek, kafeniz, restorantınız ya da kulübünüz varsa bu yıl çok renkli ve keyifli, kazancınızın çok fazla olacağı ama eğlence ruhunuzun da bu ara farklı olacağı için para yatırımınızı toprak, emlak sektörünüze yapmanız gerekiyor. Hiç evi olmayan ve artık ben bir evim, başımı sokacak bir oda evim olmasını istiyorum diyen Başak Burçları için gerçekten ve gerçekten eviniz Nisan sonu Mayıs ortasında hayırlı ve uğurlu bir şekilde anahtarını almış olacaksınız. En büyük hayaliniz buydu. Bu hayali Rabbim size ve gökyüzü destekleyerek vermiş olacak. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Özellikle sağlık sektöründe doktor ya da hemşire ya da ne bileyim hasta bakıcıysanız hastane değişiklikleriyle ilgili sistemin yorucu tavrı sizi yıpratıyor olabilir. Özellikle doktorlarımız ya da hemşirelerimiz yurt dışı ile ilgili bağlantılı alanlarda yer almak istiyorsunuz. Bunlarla ilgili başvurularda olumsuzluklar olabilir. Bulunduğunuz noktayı doğru değerlendirin, yoksa zarar yapmanızı istemiyorum. Emlak sektörü, toprak alım satım sektöründe çalışan sevgili Başaklar, bu yıl kazancınızın, bu yıl toprağın ve satacağınız her yerin size değerli bir para yatırma evresinde olacak. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Eğer kendi küçücük bir alanınız varsa bu işiniz bu yıl şanslı, bereketli ve uğurlu. Hatta ufak tefek restorasyonlarla, ufak tefek sosyal ağlarda onu büyütmeye çalışacaksınız ve başarı alanınız yoksa. Tasarım, moda, takı tasarımı işiyle uğraşıyorsanız buraya da çok büyük bir emek ve emeğinizde reklamlar ve kazancınıza daha bereket katacağınızı, özellikle yurt dışı bağlantılı sosyal ağlardan bu konuyla ilgili ulaşmak istediğiniz noktalarınız varsa
bunu başarmış olacaksınız diyorum. Yurt dışı ile ilgili beklentiniz ve yurt dışına yerleşmek istiyorsanız Haziran ayı sizin için bu konuda daha sağlıklı ve keyifli. Şirketiniz bu konuda sizi destekleyecek ve yurt dışı imkanınız aydınlığa kavuşacak gözüküyor diyorum. Eğer işsizsiniz, iş problemini bir türlü geçmişte yaşadığımız krizler, güvensizliklerden kaynaklı odaklanma probleminiz varsa Şubat-Mart ayına kadar bu krizleriniz devam edecek. Ama Nisan'ın ilk haftası sizin iş imkanınız, oluşacak gücünüze renk katacaksınız. Hiç karışmayın diyorum. Evet, özellikle karmik aşk hayatınız 180 derece dönüş sağlayacak ve bu demektir ki geçmiş ilişkilerimiz, geçmiş yaşadığımız konular bizi fazlasıyla tetikleyecek. Yani ağlama krizimiz, kendimizle alakalı noktada bir türlü iyileşemediğimiz noktadaki yaralarımız, böyle kalbimiz böyle delik delik açılacak. Der ki bu evreyi artık kendi içinde acılarını, kalbini artık iğneyle, iplikle mi neyle dikeceksen dik. Çünkü sizin hayatınızda yepyeni bir Mayıs'ın 21'inden sonra size çok güzel bir aşk var. Dokunacak aşk sizin gelecek hayatınız olacak diyorum. Farklı seyahatlerde de tanışma imkanınız var. Gideceğimiz her şehir ve ülkede size renk ve anlatım ve sizin hayatınızda çok önemli başlangıçları, güçlenmenizi ve duyguyla şifalanacağınızı gösteriyor. Görmek istediğiniz ne varsa, seyahat istediğiniz, hani diyeyim ki ben dilek dilemek istiyorum diyorsanız bol bol dilek dileyin. Bu yıl gerçekleşecek her seyahatiniz hayalleriniz için olacak. Hem iş için hem seyahat için çok güzel aydınlanmalar var. Bu ara yakın dostlarınızın nikah şahitliğini yapabilirsiniz. Ailelerinin sağlık problemlerini destekleyebilirsiniz. Ve gerçekten de bu destekte onların size o yapacağı çok güzel iyilikler var gözüküyor. Evet, bu ara hanemizde Oğlak, mesela Koç, Aslan çocuklarınız varsa onların geleceğiyle ilgili korkmayın. Özellikle Oğlak burcunun takıntılarını iyileştirmeniz lazım ve bu konu bizi ileride tetikleyebilir. Özgürlük alanının değişken ruhu sizi yıpratabilir diyorum. İş ortaklığıyla ilgili kardeş ve kuzenler arasında yapılacak ortaklıklarda pürüz görmüyorum. Ama sözlü tartışmalar, fikir ayrılıkları olabilir ama eninde sonunda 6 ay içerisinde sistem büyütmeye doğru gidecek. Yıl sonunda işiniz şubeleşme dediğim evreleri aydınlığa kavuşturacak. Özellikle çalışmayan ev kadınları bu ara güzellik, kaş yapımı, tırnak yapımı, güzellik uzmanlığı eğitimleri alabilir. Bu konuda el estetiğiniz çok iyi. Özellikle makine dikiş dikebilir, çocuk kıyafetleri tasarlayabilirsiniz. Acayip yeteneklisiniz. Kendiniz farkında değilsiniz. Kendinize gelin diyorum. Evli çiftler arasında uzun süredir yaşadığınız tartışma, ailevi sorunlar, kuzenler, yakın akrabalar, anne baba şikayetleri bu dönem bitmiş olacak. Birbirimize ait resmi daha güzel fotoğraflayacağız. Çünkü dışarıdaki etkenler bitiyor. Evimizin düzeni huzurlu ve bereketli olacak diyorum. Yeni evlenen çiftlerimiz için de özellikle görümceniz arasındaki yaşanacak krizler evliliğimizi zorlayabilir. Görümcenizle tatlı tatlı geçinin diyorum. Sözlenmek, nişan dediğimiz süreçte aile büyüklerimizin gönlünü almayacak başaklar var. Kaçmayın, ailenizin gönlünü alın. Yoksa bu kaçış her ikiniz de çok uzun süre anne ve babalarınızı da görmeyeceksiniz. Bilginiz olsun diyorum. Bu ara özellikle de farklı hizmet alanlarında eğitmenlik yapan ve aynı şekilde eğitirken de aşık olma enerjiniz var. Yani mesela diyelim ki bir şirketin eğitim alanındasınız ve eğitiyorsunuz. Orada kalbinizdeki doğru aşk, uzun süredir aşksız olanlar ve eğitmen olanlar için güzel bir aşk enerjisi var. Kırılan, boşandığınız ya da tekrar aile olmak istiyorsanız size çok doğru bir aşk var ve bu aşk sizi çok güzel kucaklayacak. Ve özellikle de hiç evlilik düşünmeyen ve aşk yaşayan ve acı çeken sevgili başaklar. Yani bu sene acının en derini yaşayacaksınız ama son böyle Eylül-Ekim gibi öyle bir el sizi tutacak ki acılar bitecek, yerine şifalanma, sevgi bakışları, değer görme evreniniz söz konusu olacak. Özellikle geçmişe ait baba özlemi, anne özlemi ya da anne babanızla alakalı bağlantılarda sizinle alakalı eksik yıllarını hatırlayabilirsiniz ve bu konuda kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Dua edebilir, sarılabilir, affedebilir, bağışlayabilirsiniz. Çünkü Rabbim herkese bir anne baba veriyor ama hayatı bizim yol almamız için onlar bizim meleklerimiz. Kötü anneler de var, iyi anneler de var.
Ama bu hayata gelişinizin sebebini bulmadığınız sürece her zaman birileri suçlu olacaktır. Siz gelişinizi bulun ve ondan sonra mutlu olmayı öğrenin diyorum. Çocuk ani hamilelik, sürpriz gebelik konularımız yoğun olacak. Hatta ikiz, bu sene bazı başaklar çok fazla ikizlere gebelik yaşayabilir. Bir kız bir erkek enerjisi hakim gösteriyor. Evet, unuttuğunuz mahkemeler, gitmediğiniz dosyalar. Bunlar bu yıl Nisan ayına kadar hareketli olacak. Dava dava koşturacaksınız. Cezai mahkemeniz ya da aile büyüklerimizde ceza sorunu olan bazı başak burçlarının hanesinde cezalar uzun süre olacak. Eşiniz ya da hanımınız cezası devam edecek. Umut Allah'tan, umut kesilmez diyorum. Bir de erkek çocuğunuz böyle 19-17 yaş arasındaysa farklı maddelere bağımlılık evresi var. Çocuğumuzu gizli gizli kontrol etmemiz gerekiyor. Özellikle kız çocuğunuz varsa bu ara renkli. Bu yıl çok seyahat edecek, gezecek, tozacak, çok aşık olacak, çok ağlayacak. Onu desteklemeyi unutmayın. Ama hiç evlilik yapmayan bir 30-43 yaş arasında sevgili başak erkekler varsa çok güzel bir aşk enerjisi size kucak atacak diyorum. Ev almak, ev değiştirmek fikri olan, özellikle 5. kattaysanız 2. kata taşınacak. 2. kattaysanız 11. kata taşınacağınız noktalarımız var. Ailemize ait, özellikle babamızın her çocuğa yapmak istediği bir ev planı var memleketinde. Bu sene inşaatımız, toprak inşaatımız da aydınlığa kavuşacak. Sevgili gençler, özellikle doktor, hakim ve savcı olmak istiyorsanız bu sene üniversite hayatınız bu konuda ılımlı. Eğer ihracat, yurt dışında eğitim almak istiyorsanız ailenizin ekonomik evresinde zorluklar var. Puanınızı çok iyi değerlendirmeniz lazım diyorum. Kuzenler arasındaki yaşanacak geçmiş konular, mesela 2013-2014'te ne yaşadıysanız aynı konuları anneniz yıpranabilir. Annenizin arkasında durmanızı istiyorum. Sağlık olarak özellikle estetik operasyonlarımız yoğun olacak. Burun estetiği, kaş yaptırabiliriz, dudak yaptırabiliriz, kulağımız kepçeyse kulağımızı yaptırır, karnımızı gerdirebiliriz. Ama sizin için bu sene estetik olarak Eylül, Ekim, Kasım'dan sonra bunları yapmanız daha sağlıklı olarak gözüküyor. Tüm başaklarda siyatikler, ayak ağrılarımız ve üreme organlarımızda kistlerimiz ya da yumurtalıklarımızda hassasiyetler olabilir. Özellikle eşimizde ya da babamızda prostat ve kalp damarlarıyla alakalı hassasiyet yaşanabilir. Dikkatli olmanızı istiyorum. Bir de ev yenilemek isteyenler, ev eşyası yenilemek isteyenler, sokağa atmayın, fakir olan birine emanet edin. Yeni evinizdeki eşyalar, özellikle elektronik eşyalarınızı, mutfak yenileyeceksiniz, banyo yenileyeceksiniz. Hem güzel hem hayırlı olacak. Yazlık düşünen, toprak almak deniz kenarında ya da yayla ev almak istiyorsanız bu yıl bu kapılarımız da var. Hiç korkmayın. Yurt dışına gidecekseniz ya da yurt dışı ile ilgili imkanlarınız var ya, orada ev sahibi olacaksınız ve yurt dışından ev almak isteyen başaklar bu yıl bunları yapmış olacak diyorum ve uğurlu ve bereketli. Özellikle de kimlik karmaşası yaşayan bazı başaklar duygusal anlamda da şifa bulacak. Kalbi istediği insanın elini tutacak. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum.